Buhari Rikak 43. bab bu i sur surun üfürülmesiyle alakalı. Sur kıyamet kopacağı zaman üfürlen sur surun üfürülmesi nasıl olacaktır onunla ilgili. Gale Mücahit Mücahit tabiinden müfessir Mücahit tefsir ederken diyor ki es sur ke buk sur diyor boynuz gibi. Boynuz e, boru olarak çalınan, ses çıkaran bir alet daha eskilerden kullanılırmış. Bu şekilde boru gibi bir alet ama insanlarınki gibi değil tabii ki. insanların elindeki çok küçük bir şey. Bu bir üfürüldüğünde sonra bütün kainatın yapısı bozuluyor. Yerle bir oluyor. Yerde bozuluyor. Her şey alt üst oluyor. Kıyamet. Dehşetli bir şey. Buhari Hazretleri bazı kelimeleri de burada tefsir ediyor. Zecratun sayhatun, zecratun vahideh diye ayet-i kerimede geçiyor. Onun bir sayha manasına geldiğini söylüyor. İbn Abbas ennakur asuf. Nakur kelimesi geçiyor yine ayet-i kerimelerde. ayet kerimede onun da müddessir 7. ayet-i kerimede onun da sur manasına geldiğini söylüyor. Er racife ennefhatul ule. Racife Nazihat suresinde geçen racife kelimesi ilk sure üflemedir. Birinci üfre işte. Er-Radife naziatta yine geçen yedinci ayette bir sonraki ayette. O da sure ikinci üflemedir diye. O şekilde tefsir ediyor. Bu kelimelerin geçtiği ayet kerim, O gün sarsan sarsacak. Yevme tercufur racife. Tetbe'u her radife. İşte racife. Radife bu kelimeler açıklanıyor. Onun ensesine binecek olan da arkasından gelecek. Hemen arkasından ikinci sur, birinci sur, ikinci sur üflenecek sur ekser müelliflerin kavlince bazı hadislerde geldiği üzere büyük boru gibi bir şeydir. O şekilde anlamamız için tarif edilmiş. Üç defa nef olacaktır. Biri feza, korkutma nefas. İkincisi sağak yere çarpıp öldürme, sağak. Üçüncüsü de kıyam, kalkma nefasıdır. Ve buna memur olan melek ise istafildir. Nemin suresi 87. ayetteki birincisi Ez-Zümer 68'de ikincisi Yasin 51 ve 68'de üçüncü üfürmelerden bahsedilmektedir. Elmalı Hamdi Yazır müfessirin tercihi bu şekilde üç tane surdur diyor. Bazı alemler iki surdan bahsediyor. Allahu Alem Elmalı Hamdi Yazır'ın tercihi ise üç sur bir feza korkutma. Yani bütün insanların korkacağı bir sura üfleyen bir ses duyuluyor. İnsanlar korkuyor ama kıyamet kopmuyor. Bu diyor işte Neml suresi 87. ayet kelimesinde bu fezadan bahsediliyor. Sonra bir sura daha öfleniyor ki artık ne var ne yok her şey yok oluyor. Alt üst oluyor. İnsanlar ölüyor. Kainat birbirine karışıyor. Yıldızlar, gezegenler. Hepsi kainat bozuluyor. Artık o nasılsa açılmakta olan uzayın kainatın tekrar geri dürülmesi midir? Artık başka bir şey midir? Allah bilir onu. İkincisi de budur diyor. Sağak. Yere düşüp bayılmak. Üçüncüsü kıyam tekrar sonra öfürüyor. aralarında tabii ki zaman var. Ne kadar zaman var Allah bilir. Aralarında biraz zaman olacak. Sonra tekrar sonra üfür, üfürüldüğünde tekrar bir kıyam, kalkış. Hesap için kalkış, bahs dediğimiz tekrar dirilme. İnsanlar kalkıp koşmaya, mahşer yerine doğru koşmaya başlayacaklar. Mahşer yerine toplanıp hesaba çekilecekler. Bunlar anlatılıyor bu bölümde. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Biri Müslümanlardan bir de Yahudilerden olan iki adam birbirleriyle kavga ettiler. Birbirlerine hakaret ettiler. Müslüman Yahudi'ye Muhammed aleyhisselamı alemler üzerine seçip tercih eden Allah'a yemin ederim ki diye konuşurken Muhammed aleyhisselamı bütün insanları üstün kılan Allah'a yemin ederim ki diye söylüyor. Yahudi de Müslümana hitaben Musa'yı alemler üzerine seçip tercih eden Allah'a yemin ederim ki diye o da o şekilde konuşuyor. Hararetli, kızgın bir konuşma. Musa Aleyhisselam'ı kabul ediyor. Başka daha sonrakileri kabul etmiyor Yahudiler. Musa Aleyhisselam'ın en üstün peygamber olduğunu söylüyor. Yahudi bu yemini yaptığı esnada Müslüman öfkelendi ve Yahudinin yüzüne bir tokat vurdu. Sen nasıl peygamber efendimizden daha üstün birisi olduğunu söyleyebilirsin. Efendimiz'e bir hakaret olarak görüyor bunu onun üzerine Yahudi'ye bir tokat vuruyor. Bunun üzerine Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Kendisinin ve Müslüman kişinin işinden olup bitenleri anlattı. Yaptıkla başlarına geçen hadiseleri anlattı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Musa üzerine hayırlı daha hayırlı kılmayın. Yani benim Musa'dan daha üstün olduğumu söylemeyin. La tuhayyiruni ala Musa'ya. Ben Musa'dan daha üstün olduğumu söylemeyin. Çünkü insanlar kıyamet gününde hep çarpılıp bayılacaklardır. Sura öflendiğinde herkes düşüp ölecektir. Onlarla beraber ben de çarpılıp bayılırım. Ben de zaten daha önce de vefat etmiş Efendimiz. Fakat ben ilk ayılan kimseler içinde olurum. İlk ayılanlar da İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Ayılırım o anda Musa'yı arşın bir tarafına sıkıca tutulmuş halde görürüm. Musa Aleyhisselam arşın bir kenarında tutulmuş. Bilmiyorum Musa da bayılanların içinde idi de. Benden evvel mi ayıldı yoksa bayılmaktan Allah'ın müstesna kıldığı kimselerden mi idi bilemiyorum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize de bilgiler vahiy ile geliyordu. Bazı bilgiler geldikçe onları efendimiz biliyor. Gelmeyenleri daha bilemiyor. Yani burada da bilmediğim bir husus var diyor. Musa aleyhisselam acaba hiç mi bayılmadı yoksa bayıldı sonradan mı ayıldı diye Sonra Efendimiz'e kendisinin üstün olduğu da daha bildirilmemiş. Ama hissediyor sahabeler, onu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz daha sonra ne buyuruyor? Ene Seyyidü beni Adem. Adem oğullarının Efendisiyim buyuruyor. Bu da neden biliyor musunuz diye Kıyamet günündeki makam Mahmudu, şefaat büyük şefaat makamını anlatıyor. Sonra Hazreti Adem de, Hazreti İbrahim de, bütün peygamberler de benim hamd sancağımın altında olacaklardır buyuruyor. Bu bilgiler gelmeden önce demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle ifade etmişler. Diğer bir hususta tevazularında yani peygamberlere yarıştırmayın, siz bilmediğiniz hususlara girmeyin. Zaten kim üstündür, kim değildir onu Allah takdir etmiş. Ona sizi karışmayın, girmeyin, böyle bir kavgaya tutuşmayın. Öyle olursa bazı peygamberler hakkında gönlünüzde bir soğukluk olabilir. Yani bir insan şimdi başlasa mücadele etme işte şu peygamber üstün, bu peygamber üstün, üstün görmediği peygamber, daha üstün görmediği peygamber hakkında belki kalbinde bir soğukluk oluşabilir. Halbuki bizim vazifemiz bütün peygamberlere iman etmek, bütün peygamberleri sevmektir. Onun için böyle peygamberler arasında bir üstünlük yarışına girmemize bizim gerek yok. Ama şunu biliyoruz, onu bize bildirmiş Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz üstün bir peygamberdir. Tamam onun daha üstün olduğunu biliriz. Seyyidül Enbiya diyebiliriz. Seyyidül Mürselin diyebiliriz. Sonra وَرَفَانَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ bir, bir kısmını bir kısmından üstün tuttuk buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte ulul azim peygamberler zikrediliyor. Onların daha üstün olduğunu biliriz ama bütün peygamberler Allah'ın çok sevgili, çok değerli kullarıdır. Hepsi bizden çok çok üstündür. Hepsi bizim sevdiğimiz, iman ettiğimiz peygamberlerdir. Onlara iman ederiz. Onları severiz. Üstün olanları da üstün olduklarını Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini de o şekilde biliriz. Ama biz kıyaslama ya yarışa kalkmayız. İnsanlarla bu konuyu çok fazla dillendirmeyiz. Efendimizin burada bir de tevazuunu da görmüş oluyoruz. Tevazu su da var Efendimizin. Yani kendisini kendi yanında bu şekilde görüyoruz. Met de istemiyor. Zaten insanlar birbirini met etmelerini de Efendimiz yüzlerine karşı yasaklıyor. Bütün insanların bayılıp düşecekleri ve ölecekleri bu büyük kıyamet hadisesini söyleyen ayetlerden biri şudur. Sura üfürülmüş artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür. O anda görürsün ki ölüler dirilip ayakta bakınıp duruyorlar. Zümer suresi 68. ayeti kerime. Bu ayetin delaletine göre üfürme ikidir. Birincisi ölüm üfürmesi, ikincisi dirilme üfürmesidir. Cumhur bu üfürmenin üç olduğunu söylemişlerdir. Çoğunluk demek ki alimler üç olduğunu söylemiş. Birincisi feza, korku üfürmesi. Nitekim Nemil suresi 87. ayet kerimede bu açıkça söylenmiştir. Allah'ın istisna ettikleri bazılarına göre Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arş taşıyan melekler, Rıdvan melekleri cennetin hazine darı, malik, bekçisi, cehennem bekçileridir. Bunlar bu ayet-i kerimede illa maşallah Allah'ın istisna ettiği her şey düşüp ölmüştür buyuruyor. Bunların istisna edilebileceğini söyleyenler olmuş. Allahu alem. Bu hadislerin bazı rivayetleri daha önce de geçmişti. Bahsedilmişti. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bayılıp düşecekleri zaman insanlar hep bayılıp düşerler. O saika ee, üfürüldüğünde, sonra üfürüldüğünde herkes düşer, ölür. Kalkışta ben ayağa kalkanların ilki olurum. Bir de görürüm ki Musa arşa sıkıca tutulmuş durmaktadır. Musa Aleyhisselam. Ulul Azim peygamberlerden. Artık ben Musa da bayılanların içinde miydi yahut değil miydi bilemiyorum diyor. Benzer bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da Efendimiz insanların işte peygamberler arasında bu şekilde bir kıyaslama yapmalarını çok uygun görmediğini ifade ediyor. Ama daha sonra kendisine, kendisinin Seyyidül Mürselin olduğu bildiriliyor. Üllü azın peygamberler bildiriliyor bir kısmının bir kısmından üstün olduğu ifade ediliyor ama bu konu biz insanların çok dillendireceği mevzulardan değil bütün peygamberlere iman etmek bütün peygamberlere sevmek bizim vazife